Ay, ay acaba ulaşmışlar mıdır? Ne dediler vakıftakiler tam olarak? Biz Güler Hanım'a ulaşır haber veririz dediler Suzancığım. İyi. Ay acaba kendisi mi gelecek yoksa birini mi gönderecek? Ay inşallah kendisi gelir. Vallahi şu kapıdan girer girmez boynuna sarılıp tebrik edeceğim. Ay siz ne kadar güzel işler yapıyorsunuz. Ne güzel bir vakıfta çalışıyorsunuz diye helal olsun be kardeşim diyeceğim ben. Ah Suzan ah. Ay, ne sakinsin sen de. Ay vallahi de geliyor, billahi de geliyor. Hem de şahsen bizzat kendisi geliyor. Tek. Ay. Ay. İyi günler. İyi günler, hoş geldiniz. Ay tekrar hoş geldiniz. Kusura bakmayın, siz pardesörünüzü burada unutmuşsunuz. Biz de telefonla size ulaşmaya çalıştık. Numaranızı bulamayınca da Eğitim Gönülleri Vakfı'nı aradık. Kusura bakmak ne demek? Beni bulabileceğiniz en doğru adresten bulmuşsunuz. Buyurun. Teşekkür ederim. Ay Güler Hanımcığım, vallahi ben size bir gerçeği itiraf etmezsem içim rahat etmeyecek. Ay biraz heyecan da var tabii. Vallahi ilk ben sizi burada gördüğümde doğrusunu isterseniz çok şaşırdım. Yani koskoca Güler Sabancı'nın bu minnacık kafede ne işi var dedim kendi kendime. Ama sonra bir gördüm ki siz de bizim gibiymişsiniz meğer, değil mi? Ay kendimden pek utandım ben, yani yerin dibine geçtim. Hele eğitim gönüllülerinden olduğunuzu duyunca öyle bir kaldım. Rica ederim. Bizim Eğitim Gönüllüleri Vakfı buraya çok yakın. 16 Aralık'ta vakfımızın çok önemli bir gecesi var. Arkadaşımla ona hazırlanıyorduk. Onun için bu kafede buluştuk. Ay çok teşekkür ederim. Demek o kağıtlar yardım ettiğiniz çocukların sayısını gösteriyordu öyle mi? Ah benim kafam. Ben de neler düşündüm öyle servet mervet hesapları yapıyorsunuz sandım. Güler Hanımcığım, ben sizin vakfınız hakkında çok şey biliyorum. Ya Eğitim Gönülleri Vakfı hakkında. Geçen yıl biz de küçük de olsa bir bağışta bulunmuştuk. Bu yıl da bir bağış yapmak istiyoruz. Evet. İlginize çok teşekkür ederim. Vakfımızın 16 Aralık Salı günü Kanal D'de yayınlanacak çok önemli bir gecesi var. Oradan katılabilirsiniz. Aa, bildim. Hatırladım ben o geceyi. Hani şu geçen sene yapılmıştı, yıldızlar geçidi. Beyaz filan tahtaya kalkmıştı. O değil mi o? Ay her şeyi de bilirim. Ne sosyal bir kadınım değil mi? Ay bakmayız bana da tuturdum. Her şey kültürlü bir insan yetiştirdim kendimi. Ay babacığım yeter ama artık. Yüzün sabahtan beri asık, suratın sirke satıyor. Üstüme gelme Eda. Bak gene ortalarda yok. Nerede bu kadına? Söylesene nerede? Bilmiyorum ki. Giderken bana da bir şey söylemedi biliyorsun. Delirtecek bu kadın beni. Elim kolum bağlı ya, beni kudurtuyor. Kesin biriyle görüşüyor gizli gizli. Kesin. Acaba Çileğin arkadaşının köpeğine karşı çıkmasa mıydım? Anan onu hazır kıskanmışken bunu bir koz olarak kullansa mıydım? Delirdin herhalde baba. Annem seni bir köpekten kıskanıyor diye sen de onu uyup bir köpekle mi beraber olacaksın? Of ben ne dediğimi biliyor muyum? İçim daralıyor. Bunalıyorum. Sana içini rahatlatacak şeyi ben söyleyeyim Taceddin. Lütfen ne biliyorsan anlat Perihan. Dudu'nun dışarıda neler yaptığını ben de çok merak ettim. Bugün şatodan çıktıktan sonra gizlice onu takip ettim. Eyvah, yoksa korktuğum başıma mı geldi? Ay sahiden annemin hayatında biri mi varmış? Evet, annenin hayatında gerçekten de biri varmış. Aman Allah'ım yine mi? Ay, kalbim duracak. Eda çabuk bana su getir çabuk. Ay, dur Taceddin sakin ol, fenalaşma. Sandığın gibi bir şey değil. Ne peki? Kimmiş bu adam, çok merak ediyorum. Hadi söyle Perihan teyze. Yaşam perisi. Ne perisi ne perisi? Yaşam perisi. Sevdiklerinden erken ayrılacak fanilere biraz daha yaşamaları için fırsat veren bir peri. Ben bir şey anlamadım. Vallahi ben de anlamadım. O zaman ben sizlere anlatayım. Biliyor musunuz? Dudu hiç de sandığımız kadar kötü bir peri değilmiş. Taceddin'cim, sen az daha yakında yanımızdan ayrılacaktın biliyor musun? Nasıl yani? Söylemeye dilim varmıyor benim. Ne yani? Babam ölecek miymiş? Az kalsın. Allah'tan Dudu sihirli küreden olacakları görmüş. Ama çok üzülmüş, çok ağlamış. Sen, kızlar, torunları duymasın. Yani bütün bunları duyup da üzülmesinler diye senin yaşaman için tek başına uğraşmış. Yaşam perisine gitmiş, yaşaman için sihirler yapmış. Ve Dudu'nun sana duyduğu sevginin gücüyle yaşam perisi sana biraz daha ömür vermiş.
Ben inanamıyorum. Öleceğime değil, Dudu'nun bana hayat vermesi için tek başına mücadele etmesine inanamıyorum. Ne kadar ömür vermişler peki? 10 sene mi, 20 sene mi, 50 sene mi, ne kadar? Babam ölürse ben buna dayanamam. Bırak Eda. Ömrüme bir gün bile katsalar, Dudu'nun sevgisiyle kazandığım o gün benim için dünyanın en güzel günüdür. Merak etme Taceddin'cim. Dudu sana itiraf edemese bile sana sevgisiyle verdiği ömür hiç de küçümsenecek bir ömür değil. Bana o kadar ters davranıyordu ki yemin ederim hayatında biri var sandım. Sanki öyleymiş gibi davrandı. Meğer ne iyi bir karım varmış benim. Şimdi Edacığım, Taceddin'cim, bana söz vermenizi istiyorum. Bütün bu bildiklerinizi sakın Dudu'ya belli etmeyeceksiniz. Yoksa bana çok kızar, tamam mı? Eminim eve son derece mutlu dönecektir. Ama sizlere asla belli etmeyecektir. Anlaştık mı? Anlaştık. Söz veriyoruz. Betüş'e bile hiçbir şey söylemeyeceğiz. Aferin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.